Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, bugün sizlere cevizli incirimizin tarifini yapacağız. Cevizli incir nasıl olur? Cevizli incirimizin içerisinde ceviz, tereyağı, yufka olmaktadır. Bunun yanı sıra güzelce ben işçiliğini de verip tepsimizin içerisine şöyle güzel güzel keserek sıralayıp yağını verip yağından sonra ne yapmamız lazım? Fırına veriyoruz Mehmet Bey. Fırında pişiyor. Bir saat dinlendikten sonra tadına bakmak için sabırsızlıklarla bekleyip yemeye devam edeceğiz. Anlatırken ben böyle şey gibi kaldım yanında abi. İştahla böyle aşkla böyle beklersin ya yemek yemeyi. Sanki 18 saat aç kalmışım da sanki böyle anlatırken gibi böyle ağzım sulandı ya. Ağzımız sulandı. Zaten bu işi severek yapıyorsan yapmak lazım. Meslek sahibi olmak lazım. İşimizi seviyorsak zaten bu şeye gerek yoktur. Onun için şöyle... Anlatmaya ben, gerek yok. Evet, evet, evet. Dörde bölüyoruz şöyle. Ben de bunu geçeyim. Evet. Mehmet Dindar. Nasıl yapıyoruz? Çok hızlı yapıyorsunuz lan. Böyle normalde cevizim yapalım. Kıtır kıtır, incirim çıtır çıtır. Çıtır. Çok hızlı oluyor. Hep böyle yani normalde bu kadar hızlı mı yapılıyor bu? Evet. Bir an önce yapıp yağını verip kurutmadan fırına göndermemiz lazım. Aşırı bol ceviz falan giriyor işin içine ya. Aynen. Harbiden baklavam çıtır çıtır. Ben hani genelde bunu şey diyorum ya. Fıstığım evet. Kıtır kıtır ne demişler? Yerim seni çıtır çıtır diyorum normalde. Evet, evet. Kaç derecede pişiyor bu? 180 derecede. 180 derecede. Bu piştikten sonra şerbet mi? Bu piştikten sonra sıcak şerbet. Sıcak fırından çıkıp kaynar kaynar fış diye ses gelecek. Yapacağız mı onu da? İnşallah. Biraz sonra sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayda. Evet. Şimdi ne yapıyorduk Mehmet Bey? İçine ceviz dolduruyoruz. Ne oluyor o zaman? Cevizli incir. Cevizli incir. O zaman diyoruz cevizim kıtır kıtır. Cevizli incirim çıtır çıtır. Bayağı da çıtır ama. Görüyorsunuz. Gayet bembeyaz, kristal, yerli cevizimiz de bu güzel ürün sahneye çıkacaktır Mehmet Bey. Vallahi sahnede çok yapıyor belli yani. Emek ister, hüner ister. Yürek ister. Sevgi ister, yürek ister. Harbi yürek ister kalite yani. Kalite bizim işimiz. Kalite, kaliteli yerden alınır. Yüksel Bey sen bu işi yapıyorsun. Ben bu işi yapıyorum. Neymiş? Cevizim çıtıl çıtıl. Cevizli incirim kıtır kıtır. 6'ya 8. 48. 48'in yarısı 24. 24 kişilik. Vatikan'a da o zaman bizim Galatasaray takımını güzel böyle baklava yapalım. 24. 12'ye 12 maç yapalım. 11-11. Ama ben seni böyle olmaz. Ben senin bu baklavandan ziyade Fenerbahçe'ye fıstıklı baklavanı yani bir yandan daha da böyle hasretle özlüyorum. Bir de ondan istiyorum aslında ben. Bugün bunu mu yapalım sadece? Fıstıklı baklavaya bundan sonraki durumda en iyi şekilde fıstıklı baklava. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim mi ben video arasındayken? Bu videoya, şimdi ben de paylaşacağım bu videoyu. Benim takipçilerim bu videoya like atabildikleri kadar like atsınlar. Bu videoya en az 2000-3000 like gelirse fıstıklı baklava benim istediğim gibi olacak. Senin istediğin gibi olacak. Olmak zorunda. Love to come something. Something. Şimdi nereye gidiyoruz? Yağlamaya. Yağlayacağız. Güzelce hemen kurumadan. Peki sıcak yiyebilir miyiz? Sıcak mı? Baklava sıcak yiyebilir mi? Ağzımız yanmayacak şekilde yenmesi lazım. Peki normalde baklavanın mesela sıcak yenmesi niye biz normal şey yiyoruz? Yani baklavanın kültüründe var mı sıcak yemek? Künefe gibi mesela. Künefe gibi yenmiyor baklava. Künefe gibi yenmez. Hmm. Baklava biraz dinlenecek, ağzımızı yakmayacak şekilde yenir. Ilık baklava deriz. Şu an çok zor durumun altındayım arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Şurada böyle bir hakiki tereyağı kokusu var. Fıstık kokusu var. Ceviz kokusu var. Buram bura bunlar da kokuyor. Hem acıktım. Canım böyle sanki şunu alıp böyle yiyesim var. Evet. Hatta ben bunu alıp da götüreyim olur mu? Evet götürelim.